Merhaba arkadaşlar sonunda tüm öğrencilerimizin merakla beklediği an geldi ve bana göre en güzel an niye çünkü sonuçlar açıklanıyor öğrencilerimiz yavaş yavaş mezun olma yoluna giriyorlar sevgili arkadaşlar ek sınav sonuçları açıklandı sınav sonuçlarınızı nasıl görebilirsiniz arkadaşlar kendi sayfanıza giriyorsunuz kredi bilgilerine baktığınız anda orada kredilerin yükseldiğini görürsünüz fakat hocam ben hangi dersten kaç puan almışım hangi dersleri geçmişim bunu görebilmek için şimdilik Sadece yine kendi sayfanızdan dönem derslerinize bakarsanız dönem derslerinizde yani en son yapılan 5. sınav oluyor biliyorsunuz bu. Bu sınavdaki aldığınız derslerin notları ve Kredileri orada görebilirsiniz. Sınav sonuçları da tahminen arkadaşlar 24 saat içerisinde sisteme düşer resmi e, sitede yayınlanır. Sınav sonuçları açıklandı ama şu anda krediler yüklendi, notlar sistemde görülüyor. Hepinize şimdiden hayırlı olsun. Peki öğrencilerimizin akıldaki ilk sorusu şu: Hocam sonuçlar açıklandı. Mezun olan öğrencilerimiz ne yapacak? Mezun olmayan öğrencilerimiz ne yapacak? Sevgili arkadaşlar, mezun olan öğrencilerimiz sınav sonucu tamamen yani resmi olarak açıklandıktan sonra sistemde mezuniyet incelemesi ya da mezun yazısı yazar. Mezun yazısı yazdıktan sonra yine kendi sayfalarından diploma bölümü var. Burada diploma bölümünde diplomanın durumunu beklemek zorundalar. İşte diplomalar basıldı mı? Diplomalar gönderildi mi? Bunlara bakacaksınız. Eğer diploma basıldıysa kendi halk eğitim merkezinizden alabilirsiniz. Eğer diploma durumu inceleme durumunda gösteriyorsa yani sisteme hiçbir şekilde giriş yapamıyorsunuz ortalama 1-2 hafta sürüyor arkadaşlar İnceleme bittikten sonra mezun yazar. Bugüne kadar %99 inceleme içinde olan öğrencilerimiz mezun yazısı yazdı. O yüzden panik yapmanıza gerek yok. Bazen öğrencilerimiz bize diyor ki hocam diyor hala inceleme sisteme giremiyorum. Arkadaşlar bazen yoğunluktan dolayı uzun sürebilir biliyorsunuz yaklaşık 4 dönemdir online sınav yapılıyor. E, online sınavda da milyonlarca diyebiliriz arkadaşlar. Binlerce yani her sınavda 300 bin, 400 bin, 500 bin öğrencimiz mezun olduğu için haliyle diploma basımı birazcık uzun sürebilir. Fakat biliyorsunuz ki üniversite kayıt olacak olan öğrencilerimiz diplomalarını beklemelerine gerek yok. Geçici mezuniyet belgesiyle üniversite kayıt olabilirler. Herhangi bir teşkil etmiyor. Peki hala açık lise devam eden öğrencilerimiz ne yapacak? Biliyorsunuz e, bu hafta Açık lisenin yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemi açıldı. 6 Eylül 3 Ekim arasında. Bu öğrencilerimiz eğer ilk defa kayıt yaptıracaklarsa halk eğitim merkezlerine giderek kayıt yaptırmak zorundalar. Bir tane fotoğraf alıyorlar yanına ve halk eğitim merkezlerine giderek kayıtlarını gerçekleştiriyorlar. Ama açık lisede kaydı hala devam eden öğrencilerimiz sadece bu dönemde yani 6 Eylül 3 Ekim arasında bankaya Para yatırmaları yeterlidir. Kayıt ücreti biliyorsunuz hala 50 TL arkadaşlar. Kayıt ücretini yatırdıktan sonra sistem otomatik olarak aktif oluyor. Bazen şu soru geliyor. Hocam benim şu anda kaydım hala aktif gözüküyor. Ben tekrardan kayıt yaptırmak zorunda mıyım? Arkadaşlar dönemin içindeyiz hala. Bitmedi. Sınav sonuçları açıklandı bakın bugün. Ee, yani sistem hala dönem içerisinde devam ediyor. O yüzden aktif görünürsünüz. Aktif görünseniz bile her dönem tekrardan kayıt yenileme yapmak zorundasınız. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden mezun olan öğrencilerimize ve açık lisede yoluna devam edecek öğrencilerimize başarılar dileriz. <laughs>